Zengin ülke menfaatini de, insanını da, fakirini de her şeyi düşünecek. 2013 yılında bu ülkemizde hocam bir gezi olayları yaşandı. Mesela geziye de, gezideki eylemcilere hocam bizzat alelen destek veren büyük ailelerden insanlar oldu. Bunu nasıl anlamak lazım? Onun işte sebebi neydi? O aile, o gezi olaylarına destek veren aile daha önceki hükümetleri ne yapıyordu? Rahatlıkla yıkıyor, ona göre yönlendiriyordu. Bu hükümeti öyle yapacağım zannetti ama ne yapamadı? Allah fırsat vermedi. Gerçekten hükümetle dik durdu. Güzel bir şekilde halkımızla olayı çözdü. Güzel benimsedi. Tak bak o aile ne başarılı olamadı. Sonra o aile ondan sonra bak geri vites yaptı. O yüzden dolayı gerçekten Türkiye'de öyle bir tane, iki tane, üç tane aile zengin olması değil. Ailelerin, gerçekten çok ailelerin zengin olması, ama tekrar ediyorum, ülke menfaatini ön planda tutmak şartıyla. Ülke menfaatini, hakikaten halkını, milletini ön planda tutmak şartıyla, Mevla'nın rızasını ön planda tutmak şartıyla gerçekten zenginlerin çoğalması değil. Olumlu yani, faydalı. Yoksa demin söyledim ya, mesela bir ihale bile verirken adam ne yapar? Kime vereceğim diye düşünmeye kalkar. Ama ne olur? Gerçekten herkes bu işe ehil olur, gücü yetecek olur. Onların aralarında uygun olan kimse ona ne yapılabilir? Verilebilir. O yüzden dolayı iyi. Ama bu zenginliği, yine tekrar ediyorum, Firavun gibi neuzubillah veya Salebe gibi Allah muhafaza etsin, tehlikeli yerlerde ne yapmamak lazım? Kullanmamak lazım. Sahabe, Salebe imanını kurtardı mı hocam? Kurtaramadı. Bir soru sorayım sevgili hocam. Bir hadis-i şerif var. El fakuru fahri. Nasıl anlamak lazım? Şimdi tabii bununla beraber, şimdi zenginlikle alakalı konuştuğumuzda öbür taraftan şunu da bilmek lazım. Fakirlikle de övünmek lazım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi tercih etmiştir? Zenginliği değil, fakirliği tercih etmiştir. Madden. Yani madden diyorum. Yoksa manen Efendimiz kadar zengin zaten yoktu. Onu bilmek lazım. Ama hatta biliyorsunuz işte bazı şöyle bir ifade kullanılıyor. Yanlış bir ifade bu. Bunu kabul etmemek lazım. Müslüman zengin olmalı. Böyle bir ifade kullanılıyor. Nereden çıkartıyorsun bu işi? İşte hizmet edecek bilmem ne. Ya bırak bu işleri sen ya. Efendimiz zenginliği tercih etmedi ki, ama en büyük hizmet Efendimiz yaptı. Sen yeter ki hizmeti gerçekten niyet et. Onun sahibi Allah. Sen zaten her türlünü açar. Her türlünü açar yani. İlla kesinlikle sen söyle zengin olman şart değil. Nice zenginler var ki hizmette hiç yok bile. Hiç yok yani. Hiç yok. Dikkat edin. Sadece kendine var. O yüzden dolayı fakirlikle, gerçekten fakirlik sana geldiyse onu da övünmeyi bilmek lazım. Çünkü peygamberin bunu seçmiş. Peygamberin bunu seçtiğine göre ahirette de zaten gerçekten hesabı ağır olmayacağından dolayı, fakirlerinle alakalı söylüyorum. Zenginin ahirette ağırlığı bir şeyi var biliyorsunuz. 500 yıldan bahsediliyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh büyük zengin, diğer sahabelerden 500 sene sonra cennete gireceği söyleniyor. Ne için? Sebebi çünkü zengindi. Zengin olduğundan dolayı. Onu da bilmek lazım yani. Hı. O yüzden dolayı fakirlikle de övünmeyi bilmek lazım. Madem Mevla Teala bana bunu taksim ediyor. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Rabbinin taksimini sen beğenmiyor musun? Rabbin nasıl taksim ettiyse ne yapacaksın? Teslim olacaksın. Rabbin bana bunu taksim ettiyse, fakirlikse ne güzel taksim etmişsin. Zenginlikse, orta yolluysa, neyse Rabbim sana ne taksim ettiyse onda kanaatkar olacaksın yani. Kalkıp da azmayacaksın. Zenginse de azmayacaksın. Orta yoldaysa da azmayacaksın. Fakir senden nankörlük etmeyeceksin. Her birinin kendine ait neyi var? Özellikleri ve güzellikleri var. Her birini Mevla'nın rızası uygun şekilde kullanacaksın. Evet. Yoksa kâdel fakru en yekûnel küfra. Yani Allah muhafaza etsin. Küfre yakın olan fakirlik de var. Ancak Mevlana Hazretleri şöyle teşbih ediyor hocam, bu dünya ile ahiret dengesini kurmayı. Geminin yüzmesi için nasıl ki suya ihtiyacı var, ama o su geminin altında olursa onu yüzdürür diyor. Ne zaman ki o gemi su içinde girerse, geminin içine girdiği zaman geminin yüzmesine değil batmasına sebeptir. Dünyada mal mülk de insana lazım olan şeyler. Neticede ahiret de dünyadan kazanılıyor. Cennet, cemalullah bu dünyada yaptığımız ibadetlerin, amellerin karşılığı olarak.
veyahut da işte malı mülkü olan için düşündüğümüzde zekat, sadaka, infak, hac vazifeleri veya cihatta işte mücahitlerin teçhizi, donanımı, gene mala mülke sahip olan kimselerin en fazla yapacağı sevaplı işlerden. Ama onun sevgisinin kalbe girmemesi lazım. Yani malın elde olması, cepte olması, kullanılması zemmedilen bir şey değil. Asıl itibariyle yani mal zemmedilecek bir şey olsaydı Mevla Teala malın kendisini şey yapardı. Eşyada asıl olan mübah olması. Mecelle kaidesi bu. Mübah olduktan sonra, helaldan kazanıldıktan sonra onun sevgisi de kalpte yer etmemişse o mal insanı menziline ulaştıran bir gemi gibi, altındaki derin bir su gibi cennete, cemalullah'a, rızaullah'a kavuşturan bir vasıta oluyor. Ama ne zaman ki içine girdiği zaman, o geminin içi su almaya başladığı zaman o gemiyi de batıran bir yani sebep. Kalbe mi girmeyecek? Kalbe girmeyecek.